Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü test edeceğim araba, sizlere göstereceğim araba 09 motora sahip, 09 TCE turbo benzinli motora sahip Renault Sembol. Bu araba 2020 model Joy paket. Zaten dış tasarımına aşinasınız. Kaç bu kasa 2013 yılından beri piyasada. 2013'te Turbo Touch diye bir paketle çıktı. Bu araba Joy paket. Bu Joy'lar da 2019'dan itibaren üretildi. Şu anda da bu kasanın üretimi durdu. Yeni bir isimle Renault Taliant diye gelmeye başladı. Üretiliyor. Şöyle kısaca çevresini dolaşayım. Ön farlar olsun, bu stop grupları olsun. Halojen farlarla besleniyor. 185, 65, 15 jantlara sahip. Bagajı 510 litre kapasite. Bu araba şirket arabası olduğu için bagaj tıka basa bu şekilde dolu. Yani bagaj kapasitesi oldukça güzel. Arka koltuk baş diz mesafesini göstereyim. Ön koltuğu ben kendime göre ayarladım. Kendisi kapanıyor. Diz mesafesi bu şekilde. Dediğim gibi ön koltuk bana göre ayarlı. Ben de biraz geriye doğru yaslayıp süren, aracı kullanan bir insanım. Ona rağmen diz mesafesi, şöyle de yayılarak da otursam daha değmiyor. Diz mesafesi güzel. Baş mesafesi oldukça rahat. Şöyle dik otursam bile dik oturduğumda iki parmak kadar kalıyor. Kullanılan malzemeler sert. Bu Joy paket olduğu için arka kapılardaki cam kontrolleri manuel yapıyoruz. Otomatik değil. Sadece ön kapılar otomatik camları. Ön tarafın arkadan görünüşü de bu şekilde. Şimdi ön tarafa geçelim. Yine ön tarafta sert malzemeler kullanılmış. Burası sert. Burada bir bu teyp ve havalandırma menfezlerinin etrafı bir karbon malzemeyle kaplanmış. Görüntü olarak biraz güzel görünüyor. Aynalar elektriksiz, ışıksız pardon. Burada radyonun altında, teyp kontrollerinin altında klima kontrol düğmeleri var. Buradaki tuşlarda o dediğim Turbo Touch paketlerde arka camlar da otomatikti. Arka camların kontrol düğmeleri buralardan sağlanıyordu. İşte vitesin önünde iki tane bardaklık var. Onun önünde de şöyle bir boş yer var. Bu Start Stop düğmesi şuradaki. Onu kontrol ediyor. Manuel bir el frenimiz var. Aracın içinden dışından anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sürüşe geçelim bakalım yokuşta bu 09 turbo benzinli Sembol bize neler gösterecek. Renault Sembol'ün şu şekilde bir anahtarı var. Açma ve kapama düğmesi bulunan. Çalıştıralım. Bir sesini duyalım aracın. Bu araba 3 silindirli. Birkaç saniye şöyle bir hafif titreme gibi bir şey yaptı ama ondan sonra şu anda gayet sessiz. Sürüşe başlayalım. Ön iki cam otomatik demiştik. Bu taraf one touch, yani bir kere dokunuyorsunuz kapanıyor ama bu taraftaki cam basılı tutmanız gerekiyor kapatmanız için. Klimayı açalım. Hava oldukça sıcak. Genellikle şirketler tarafından tercih edilen bir model. Renault Sembol. Ama tabi en çok tutulan motor olarak 1.5 dizelleri var. Benzinli olarak 0.9 bu araba. Bir motor var. 1.2 ve 1.4 benzinlileri var. Dizel olarak sadece 1.5 DCI motorlar var. Tabi manuel vites. Turbonun sesi kulağa güzel geliyor. Bu direksiyonun
Sadece yükseklik alçaklık ayarı var. Derinlik ayarı yok. Şu anda eko modunda değil. Bir de eko modu var. Onu şuradan aktif ediyoruz. Şimdi basayım bir ekoya. Çok fark edecek mi? Klima da açık. Yani şu an düz yol ama çok fark ettirmedi. Gayet hızlanması gayet güzel. Yani hem eko modunda şu anda hem klima açık. Ona rağmen gayet güzel gidiyor. 5 ileri vitesli 90 beygir 140 Nm torku var. Yani şu anda 110'a çok rahat geldi. Hiç zorlanmıyor. Ama tabi yol sesi var. Tabi buradaki asfalt kalitesi de iyi bir kaliteli asfalt değil. Az sonra sıcak asfalta çıkacağız. Orada ses biraz da azalacaktır, yol sesi. Yani yol sesinden açıkçası anlaşılmıyor rüzgar sesi. Giriyor mu girmiyor mu 100-110'da. Bu kötü kalitesiz asfaltta yol sesi bayağı bir rahatsız edici. Bu araba 2020 model, kaç binde? 72.800 küsür. Bayağı canlı yani. Ayağınızı debriyajdan kaldırır kaldırmaz hemen kendini atıyor ileriye doğru. Şuradan her zamanki yokuş testlerini yaptığım Marmaris yoluna doğru. Şu anda klima açık ve ekolu bir şekilde çıkacağım bu yokuşu. Buranın dönüşünde klimayı kapatacağım, ekoyu kapatacağım. Bir de o şekilde bakacağım yokuş performansına. Şu anda 4. viteste 4000 devri geçtim. 120'de 5. vitese attım. Bin devir 120. Yokuş dikleşmeye başlıyor buralarda. Ağırlığı 1060 kilo civarları. Tabii şu anda bagaj gördünüz, oldukça dolu. Bir de benim ağırlığım var. Yani şu anda rahat 1200-1300, 1200 kilo kesinlikle vardır diye tahmin ediyorum. 110. 3000 devrin altına düştü. Ama tabi trafiğin el vermesi lazım. 4. vitese düştüm. 3200'de bir. 90-95'e yakın bir hız. Böyle rahat çıkıyor ya. Zorlanmıyor. Dediğim gibi bu şartlarda hem çok dik yokuş var. Klima açık. Bir de eko modu açık. Açıkçası yokuş performansı hoşuma gitti. Az sonra dediğim gibi buranın dönüşünde ekoyu kapatacağım, klimayı kapatacağım. Çok daha rahat çıkar diye tahmin ediyorum. Virajı fazla zorlamak istemiyorum. Çünkü hafif. Bu arabalar sürat arabaları değil. Dediğim gibi şirket arabaları. Yani virajlara hafif olduğu için ve yerden de yüksek biraz. Dikkatli girmekte fayda var. Yani dediğim gibi evet, viraj performansı fazla güvenmeyin derim. Ama tabii modifiye ediyorlar, bu amortisörleri kesiyorlar, kısaltıyorlar, spor yay koyuyorlar. Öyle yapınca tabii şey olur, daha güvenli olur. Çok hafif araba, çok. Yani virajda imkanı yok, tutamıyorum. 135-140 km hız.
sıkıntılı yani, dikkatli gidin derim kesinlikle. Klima açıkken start stop devreye girecek mi? Devir böyle iniyor çıkıyor. Yok. Devirde sıkıntı var. Yani şu anda kendine geldi. Galiba klima açık olduğu için devre dışı. Şu anda klimayı kapatalım. Eko'dan da çıkayım. Şu anda start stop devreye girdi. Klima kapalı. Olunca sadece frene basıyorum. Araba da boşta. Şu anda araba çalışmıyor. Debriyaja basınca hemen araba çalıştı. Şimdi klima kapalı. Eko'dan çıktım. Önümüz yokuş. Bakalım bu haldeki yokuş performansı nasıl olacak? Az önce bayağı iyiydi. Devre kadar geldim. 3'ten 4'e attım. Dördüncü test. 4000 devir. 120. Ya sıkıntı virajdaki güvensizliği açıkçası. Yani hızlanması. Ya, gaza bastığımda böyle hemen hızlandığını, hızlanma hissini veriyor size. Ama maalesef o viraj performansı beni korkutuyor. Doksanla döndük. Oldukça sert bir yer. Sert bir viraj. Yani açıkçası beklediğimden çok daha iyi bir performansla karşılaştım. 0.9 bir arabadan bunu beklemiyordum açıkçası. Klimayı açayım. Ya Renault tamam bunu şirket arabası olarak üretiyor da yani şu aynalar açıkçası bir elektrikli olsa yani seri üretimde ne kadar maliyeti olur bilmiyorum. Şunlardan vazgeçmesi lazım. Kornası da bu şekilde. Direksiyonu hoş. Tabii herhangi bir tuş takımı yok. Boş ama böyle 3 kollu. Hoşuma gidiyor. Deri direksiyon değil tabii ki. Joy paketi olduğu için. Makine ısındı kapandı. Tekrardan görüntü açmak zorunda kaldım. Biraz soğuttum. Fiyat konusuna açıkçası geleyim de değinmek istemiyorum. Çünkü maalesef ülkemizde bugün 10 lira olan yarın 12 lira oluyor. Ya bugün mesela bu araba 260 bin lira diyelim. Ama bir hafta sonraki fiyatın ne olacağını bilemiyoruz açıkçası. Artıyor fiyatlar durmadan. O yüzden almayı düşündüğünüzde bir güncel fiyat, piyasa fiyat araştırması yaptıktan sonra almak isterseniz tabii ki alırsınız. Alınır mı? Yani şunu söyleyebilirim. Ya buradaki yakıt şeyine değinmek istedim ama şeyi görünmüyor. Yol bilgisayarına ne kadar yakıt tüketimi olduğu. Ama performans konusunda emin olabilirsiniz. Tabii ki çok üst yüksek performans beklememek kaydıyla oldukça güzel götürür insanları. Yani bagajı doldurursunuz, ailenizle birlikte tatile gidersiniz. Motor konusunda güzel, çekiş performans konusunda. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım video yararlı olmuştur, beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler dilerim.